Yeni bir günden yeni bir videodan tekrardan merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Şaman'la Element Dünyası'nda bir giriş yaptım. Ayrıca bir önceki videolara göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı da teşekkür ederim. Atmış olduğunuz like'lardan dolayı da teşekkür ederim. Eğer yine olur da video hoşunuza giderse bir like bırakırsanız memnun olurum. Şimdi videoya şöyle bir Şaman'la giriş yaptık. Arkadaşa bir kahraman atmıştık. Hatta bayağı bir arkadaşa yine kahraman atımı oldu. Üstümüzdeki paradan da görebiliyorsunuzdur. Arkadaşın elinde bir Kehanet yelpaze vardı. Şöyle şu an ben de kendisine rica ettim. İsmi de Canermiş. Buradan izliyorsa selamlar, teşekkür ederim. Bayağı benim eski izleyicilerimden kendisi. Biraz muhabbet geçti aramızda. Kendisinin zırhına ve silahına kahraman attım. Bazı arkadaşlar çan ile yelpaze arasındaki farkı soruyordu. Onu denemiş olacağız. Birlikte görelim. Ben biraz önce denedim. Kendisinden de izin aldım arkadaşın. Sağ olsun izin verdi. İstediğin gibi kafana göre takıl dedi. Bir bakalım aradaki farkı ben gördüm ama sizin de görmenizi istiyorum. Slotlar bir gelsin. Tek tek deneyelim. Şu an önünde çan var mesela. Kostümde takıl değil. Direkt skill atarak başlıyorum. Kaç vurdu tam göremedim. Tekrar atıyorum şöyle ejderha darbesi. Kritikte 41k 42k civarında bir ejderha darbesi atıyorum. Kükremeyi tekrar vurdum. 27k attım. Unutmayın 27k. Şöyle bir meteor atalım. Meteorumuzu attık. 66k kritikle girdi bu arada. Bazen 69-70'te gördüğüm oluyor. Şamanın skilleri biraz değişkenlik gösteriyor çünkü. Her zaman aynı skili atamıyorsunuz. Şöyle kükremeyi tekrar atıyorum. Göremedim. Keşke şu efektleri kapatsak daha iyi olurmuş. Efektleri iptal ettik. Şu an ne atarsak görürüz. Kükremeyi attım. 58k kritikle. Yani neredeyse 30k'ya yakın kritiksiz bir kükreme atıyorum elimdeki çan ile. Düz atak olarak kaç vuruyoruz? 7.1, 7.2 civarında da bir düz atak yapıyoruz. Tekrar vurayım şöyle. Gördüğünüz gibi 7.1, 7.2. Hemen yelpazeye geçiş yapıyoruz. Soranlar vardı. Yelpaze alsan daha iyi olur diyenler vardı. Tabi yelpazenin farkı var ama o kadar da yokmuş. Size de göstereyim. Öncelikle düz vuruş yapıyorum. Neredeyse çanla aynı. Hatta şöyle diyeyim size. Çandan gördüğünüz gibi bazen düşük vuruyor. 6.3 vurduğu oluyor. 6.5, 6.8 civarında düz atak yapıyor. Ejderha darbesi biliyorsunuz 41k, 42k civarında bir hasar atıyordu kritikle. Bakalım bu kaç atıyormuş? 23k. Yani bu 45k'ya falan denk geliyor ortalama. Tekrar atalım şöyle bir tane. 42 falan girdi galiba. Bir kükreme atalım mesela. 29, neredeyse 30. 30 diyebiliriz biz buna düz hesap. Hatta kükremeyi tekrar atalım şöyle. 31 girdi bu sefer de. Yani 30-31 arasında kükreme atıyor. Bir de meteor deneyelim. Meteoru attık 37k. Kritikte 72-75 aralığına falan denk geliyor. Benim çanda 70-69 civarında bir hasar atıyor. Tekrar attık. 50 küsür bir hasar attık. Bu arada yanlışlıkla arkadaşımı kestim ben. Tüh. Tekrar atıyorum şöyle. 28k 30k arasında kritiksiz bir kükremesi var. Meteorun süresi biraz zor geliyor. Tekrar deneyecektim meteoru. Hah geldi. Deniyorum. 67k gördüğünüz gibi. Yani şunu göstermek ve denemek istedim. Bazı arkadaşlar bu çanı aldığım için tepki göstermişti. Keşke yelpaze alsan daha mantıklı olur gibisinden. Tabi yelpazenin biraz farkı var ama o kadar da ahımşamlık farkının olmadığını görmüş olduk. Benim kullandığım çan bu şekilde. Buzun gücü %5 var. Bu arkadaştaki kaçmış? %14'müş bu arada. Bunun büyülü STR'si 50 ve 12'de zekası var. Benimkinde büyülü STR yok. Direkt normal STR var. Bende de zeka var. Bir de canlılık 12 var. Tabi benimkinin zekası 8. Bunu da test etmiş, göstermiş olduk sizlere. Soran arkadaşlar vardı. Yani artık siz kararınızı verip duruma göre alabilirsiniz artık hangisini istiyorsanız. Benim çan alma sebebim şuydur. Şamanla devamlı skill atmıyorum. Düz atak da yapıyorum. Skill de atıyorum. Bu şekilde farmım yapıyorum. Bundan dolayı çan benim için önemliydi. Tabi iyileştirmeci bir şamansanız yelpaze her zaman sizin için daha iyi olur. Ufaktan buna bir değinmek istedim. Buradan Caner Reis'e de teşekkür ederim. Bana güvendi, inandı. Kendisine teslim ediyorum eşyasını. Buradan da kendisine selamlar tekrardan. Bu arada bir arkadaşı varmış bana benziyormuş tıpkı. O arkadaş da buradan izliyorsa ona da selamlar. Ertesi günden tekrardan merhabalar. Şamanımızla giriş yaptık. Gün içinde yine şamanla birkaç kahraman attım arkadaşlara. Bir miktar paramızı kullandık. Parayı da biriktiriyorum aslında. Biriktirmemin sebebi de eğer piyasaya art 9 ve üzeri yılan kılıcı düşerse almayı planlıyorum. O yüzden artık paramı biriktirmeye çalışacağım. Yani böyle sağa sola zaten harcayacak bir şeyimiz kalmadı. Ninja'yı falan dizdik biliyorsunuz. Bugün de yaklaşık kayda girmeden 35-40 won harcadım. Biraz kuşa kaldım. Zihinselimizin yine kuşağını üstte deneyeceğiz. En son 23 emişte kalmıştı biliyorsunuz. 4 kere atmıştık. 19 emişten 20, 21 ve 23 şeklinde gitmişti. Çok büyük bir talihsiz şanssızlık mı diyeyim bilemedim. O kuşağı geliştireceğiz. İnat ettik. Adım adım da götüreceğiz. Öncelikle ben bunları zihinsel aktaracağım birazdan. Bir de Şaman'da şöyle 2K ep yükledim. Daha doğrusu ep kuponu çektim. 2000 ep kuponu Şaman'da kullandım. 1K ep kuponu da Zinsel'e verdim. Harcamış olduğumuz onlar da buralara gitti. Şimdi ben bir 86 level hesabını 6-7'ye bıraktığım eşyam vardı. Ona bir bakayım. Ondan sonra zihinsele geçelim. Haydi bakalım şöyle bedenselimize girdik. 6-7'ye bıraktığımız zırhımız vardı. Maalesef öyle keyfiye bırakmıştım zaten. Şöyle bir zırhım. Boş duracağına ekleyelim dedik. Tekrar gönderelim gitsin %20 şansla. Belki güzel bir oran gelir. Kullanırız. Zaten öyle ufak tefek kullandığım zırhlardan birisi kendisi.
Normalde şöyle biliyorsunuz bir zırh var. Bunu level'dan dolayı giyemiyoruz. Bu hesap bir ara 90 level yapacağım. Bu zırhı da 9 olarak basıp belki 8'de kullanırım ama 9 olursa sanki bir tık daha güzel olabilir. Böyle böyle ufaktan geliştiriyorum. Bu hesabı da illaki yeri geldiği zaman kullanacağız. Şöyle bir tane ruh taşı okuduk. Maalesef hata dedim. Ayrıca görüyorsunuz ninja'yı da kasmaya başlamıştım. 113 level şu an bir kutusu da dolu. Yavaş yavaş bu şekilde ninja'yı da geliştireceğiz. Ninja'nın da şöyle bir zırhı vardı. Bunun 6-7'si idareli, 35 STR'li ama kendi Efsun'unda STR yok. Buna biraz Efsun deneyelim. Şaman'a da ep çekmemin biraz sebebi buydu. Bu zırha bakalım biraz STR yakalamaya çalışalım. Belki güzel bir şey yakalarız. Nesne marketimize girdik. Şöyle şamanla bir 8 adet çekelim. Belki çok zorlamaz. İnşallah zorlamaz. Genelde zorluyor ama hiç de belli olmaz. Hadi bakalım. 6-7'sinde dediğim gibi 35 STR'si var idarelik. Şimdilik üst tarafa STR yakalamaya çalışalım. İlk efsunumuzu attık. Şimşek, büyü, pençe vesaire herhangi bir şey gelmedi. STR'nin yanına böyle bir de 1,5K HP, 2K HP gelirse daha da güzel olur. 2K HP 30 STR mi? 10 da CP absorbe. Şu CP absorbe, HP absorbe olsa belki tutabilirdim. STR'yi yakaladık. 2K HP'yi de yakaladık. Ama maalesef STR biraz düşük geldi gözümde. Dediğim gibi CP absorbe belki HP absorbe olsa tutabilirdim. Ama değişmek istiyorum. Değiştim. Herhalde değiştiğimize pişman olacağız ama yapacak bir şey yok. Böyle böyle deneyeceğiz. 15 ateş, 15 şimşek, 15 rüzgar. Abi ben bu zırhı ne yapsam şimdi ya? 3 element ve 3'ü de full. Nerede kullanılabilir ki bu zırh? Element dünyasında kullanayım diyeceğim de yani element dünyasına girmeyeceğim ki ben. Yani biraz düşündüm ama bozma karar aldım. Efsunlar full oran ve 3 element aynı anda gelmesi iyi bir şey ama bu zırh, yani bu karakterde bu efsunları kullanacağımız bir alan yok. O yüzden mecburen bozacağım. Bunu da satmakla uğraşmak istemiyorum. Zaten zar zor buldum. Hani bu efsun çeliğe falan gelmiş olsa çok güzel bir şey olur. Ama maalesef bu zırh da o kadar da önem arz etmiyor diyerek bozduk. Şimşek 15. Hadi be. Bak güzel şeyler gösteriyor gibisin. 1,5 IP olmadı. STR'yi bir daha görür müyüz acaba? Çok kötü, çok kırık geliyor şu an. Büyü hızı vesaire. Şöyle eski yeri buraydı galiba. Buradan atalım. Şimşek, ateş. Yine gelmeye başladı elementler. 2K IP gelmiş bu sefer de altına. Ama maalesef devam. Ateş 15. Büyü 10. Devam. Maalesef devam ediyoruz. Ateş, kılıç, çan. Devam ediyoruz. Sonuncu Efsun'u da şu anlık bıraktım. Güzel bir şey yakalayamadık. Tekrar bir 8 tane daha deneyelim. Hepimizin hepsini de harcamak istemiyorum. Kılıç, bıçak, rüzgar, büyü gelmiş. Şöyle bir 50 STR'yi görsek yana da 1K, 1,5K HP artık ne gelirse. Şimşek, çan, rüzgar, pençe, yelpaze. Şu an çok kötü. 30 STR yine geldi. 10 sip absorbe yine geldi. 10 ateş. Maalesef mecbur değişeceğim. Bırakacak olsam ilk geleni bırakırdım direkt. Aslında bıraksak da iyi olurmuş. Şimşek saldırı değeri 15 mi? Kılıç, çift el, yelpaze, ok, bu zırha galiba VS'lik bir şey gelecek. Çok arada derede kalacağım gibi gözüküyor. Bir KIP maalesef 15 de büyüsü varmış. Çok kötü. 15 büyü yine geldi. Hadi be artık gel. Şöyle bir 50 STR'yi görelim artık. Bir KIP. Devam ediyoruz. Çok kötü. Maalesef. Yine kötü geldi. Tekrar attık. Kılıç, bıçak, pençe. Evet, VSL'ye doğru gidiyoruz yavaştan. Tekrar attık. Yine bir şey yok piyasada. Şöyle yer değiştirdik. Bir şeyler yaptık. Yine bir şey yok. Keşke o gelen 2K IP 30 STR'yi tutsaydık. 10 IP Absorber gelmiş bu arada. Maalesef ama çok kötü. Tekrar bıraktık. Yine bir şey yok. Son darbe olsun be. Hadi be. Güldür yüzümüzü. Büyü hızı 20 var. 1,5 IP var. Olmadı. Yine olmadı. Bir 4 tane daha deniyoruz. Hemen hızlısından attım. 1,5 IP. Bir şey yok. Hızlıca bıraktım. Kılıç, ateş, rüzgar, ok, hip absorbe. Bıraktım gitti. STR'yi göremiyoruz. Biz kötü ettik galiba onu bozmakla. Nesne depomda biraz da kor varmış geçenki çarktan kalanlar. Bunları bir açalım. Şöyle soylu açtık. İşlenmemiş grena geldi. 3 tane antikam varmış. Bir de 5 tane enderim varmış. Ender elmas güzeldir. Ender yakut çok güzeldir. Yeşim iyidir. Onyx hepsinden birer tane çıktı derken yakuttan 2 tane geldi. Hadi bir de şuradan bir şaşırt bizi 2 tane yakut ver. Grena. Grena. Onyx. Evet gerçekten şaşırttı. En değersizlerini verdi 2 kere. Tekrar şöyle bir Efsun atalım. Kötü. Tekrar attım. Çok çok kötü. Tekrar bıraktık. Beterin beteri. Bir daha bıraktık. Daha da kötü. Abi bu ne? STR gözükmüyor hiç. Allah Allah. Hayır. Zırh atıyorduk yanlışlıkla. Bir de şuradan atalım. Şimşek, ateş, yelpaze. Yine olmadı maalesef. Elimde Efsun nesnesi artı var da bunu başka bir yere kullanırız herhalde ya. Bu şimdilik dursun. 2K IP'miz vardı. Şu an 1K'nın altına düştük.
Şöyle bir Efsun geldi. Yani bunu şimdilik tutalım. Şu an elimizde çok Efsun yok. Çok da bir Epim yok. Boştan yere paramızı da çarçur etmeyelim. Şimdilik bir dursun. 10 hip absorbesinden dolayı bırakacağım. 10 hip absorbe, 30 STR. İleride illaki 50 STR'ye çevirmeye çalışırız. Daha da güzel Efsun yakalamaya çalışırız ama şimdilik dursun. Hemen Ninja'ya geçiş yaptım. Ninja'ya şöyle bir kalkan almıştık. Efsunlar değişecekti ama şimdilik 20x bonus işime yaradığı için değiştirmiyordum. Şöyle bir Efsun nesnesi artıyla deneyelim. Belki güzel çeviklik 12 yılı falan bir şey tutturabiliriz. İlk Efsun'umuzu attık. Canlılık, X bonus yine 20 geldi. Bizim eski kalkanımız daha düzgün duruyor Efsun'u. Şimdilik bunu seçtik. Tekrar attım. Zeka, şeytan, ork çok kötü. Biz eskisinden devam edelim. Geldik zihinselimize. Zihinseli kasmaya devam ediyorum ama şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. Yaklaşık 3-5 gündür devamlı oyundan atıyor. Oyun daha doğrusu kapanıyor. Ekran tamamen kapanıyor. Bu birkaç arkadaşta daha oluyormuş galiba. Yorumlardan görmüştüm. Maalesef aynı sorunu ben de çekiyorum. Hesap bir doğru düzgün kasamıyorum. İşe gidiyorum, bir geliyorum, bakıyorum kapanmış. 1 saat takılmış veya 2 saat takılmış, kapanmış. Öyle çok da bir şey yapamamış. Şuradan öncelikle almış olduğumuz 1K kuponu bir kullanalım. Bu lazım olacak. Bir de biliyorsunuz emektar kuşağımız vardı. 4 kere üste geçip sadece 23 yemiş olmuştu. Şimdi bir 3 tane daha kuşak aldım ben. Tanesi 4 ondan. Deneyelim bakalım. Belki olur mu olur, hiç belli olmaz. Olursa güzel olur. Üste atacağımız kuşağımız bu. 23 yemiş. Şöyle küçükten başlayalım. 12, 14, 15 diye gidelim. Hadi bakalım ilk kuşağımızı deniyoruz. Hadi artık geçsin. Bıraktım. Maalesef olmadı. Tekrar deniyoruz. Şöyle hatta gönderelim. Tekrar çağıralım. Bıraktım. Yine olmadı. Tekrar gönderdim. Yine olmadı. Maalesef 3'te 0. Böyle artık 2-3 güne bir devamlı 2-3 tane kuşak üste ata ata bunu bir şekilde 25'e atacağız. 25 olursa da güzel bir silah bir şekilde ayarlayıp buna emdiririz. Bir süre sonra tekrar şamanımıza geçiş yaptık. Bir arkadaşımıza set atacağız. Kahraman set atacağız. 3 parça yani. Arkadaş da galiba izliyormuş bizi. Başka bir sunucudan gelmiş. Hoş gelmiş diyerek eşyalarını kahramanı deneyeceğiz inşallah. Umarım zorlanmayız. Bu arada Nesne Market'te şu an gösterecek olursam hızlı müzayede var. Ve 30 dakika sonra 30 günlük Astrabel gelecek. Eğer alabilirsem zihinselle alacağım. Zihinselle biliyorsunuz aura kasmaya başlayacağım. Aura falan kasarken işimizi görecektir. Astrabel sonuçta. Arkadaşın eşyalarını kahramana bir atalım aradan çıksın. Arkadaşımızın eşyalarını aldık. Hadi bakalım şöyle hızlı hızlı atalım. Aradan çıkartalım. Direkt hançerden başlayalım. Bu arada silah parçası üstümde pek yok da. Umarım yeterli olur diyerek ilkini attık. Güzel. En korktuğum şey şu an tek geçmesi baya benim için iyi oldu. Zırhımız da aynı şekilde. Hadi bakalım bıraktık. Başarısız oldu. Zırh parçam üzerimde varmış bir miktar. Tekrar bıraktık. Başarısız oldu. Üçüncüyü de bıraktım. Güzel. Hemen kaska geldik. Tıkladım. Başarısız. İkinci kez tıkladım, başarısız. Bıraktım, yine olmadı. O zaman bir aç kapa yapmamız gerekiyor. Hemen aç kapa yaptık, tıkladım. Yine olmadı. Aa, kask yetmeyecek mi yoksa? Allah Allah. Kaska geldik tekrar. Yine tıkladım şöyle, başarısız. Artık geçmelisin. Sonunda. Parçam bitiyordu yani. Tekrar köye gidecektim sırf parça yüzünden. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Buradan izliyorsa kendisine de selamlar, sevgiler, saygılar. Güvenciden dolayı da teşekkür ederim kendisine. Tamamdır, arkadaşımıza da teyitleştik. Kendisine de şöyle teslim ediyorum. Güle güle kullansın. Hayırlı uğurlu olsun. Zırh ve silah çok zorlamadı ama kask galiba 7-8 tane yedi. Parçalarımızı şöyle tekrar koyalım. Şamanımızla parça kasmaya devam edeceğiz. Evet, Nesne Market'e bu sefer girebildik. Kostüm fişi var görüyorsunuz. 25 dakika sonra Astrabel gelecek. Astrabel'i zihinselle alacağım. Hatta bir tane alabilirsem şu fişten almaya çalışacağım. Silah fişi yeri geldiği zaman bulunmuyor. İnanın bulunmuyor. Alabilirsem 1-2 tane de bundan almaya çalışacağım. Astrabel'i kesinlikle almam gerekiyor. Umarım yetişebilirim. Bunun için şu an herkes pusuda yatıyor. Bakalım yetişebileceğiz mi? 25 dakika sonra görüşürüz. Hadi bakalım şöyle ep kuponlarımızı çektik. Gördüğünüz gibi 4900 epimiz var. Garantiye aldık. Genelde Astrabel 2650 ep civarlarında bir epe geliyor. Alabileceğiz mi bakalım? Önemli olan o. Alırsak çok iyi olacak. Bir de arkasından silah kostüm fişi geliyor. Onu da alabilirsek ondan da almaya çalışacağım 1-2 tane. Son 6 dakikası kaldı. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Hadi bakalım son saniyelere girdik. Umarım alırız. O kadar bekledik. 1 saattir bunu bekliyorum. Daha doğrusu gün boyudur bunu bekliyorum ama şu ekranları 1 saattir açık tutuyorum. Şu an oyun nesne marketi açık. Ayrıyetten de client üzerinden shop'tan giriş yaptım. Artık hangisinden alabilirsem ya ondan alacağım ya bundan. Birinden birini yakalamam lazım. Dur babam. Son 10 saniye. Aman diyeyim dur. Son 3, 2, 1 ve 0. Hadi gönderin gelsin. Hadi şu an shop'a bakıyorum. Shop'ta da gelen giden yok. Nesne markette de hala gelen giden yok. Ala bastım. 3000 hep mi? Zam mı geldi buna? Biz bunu 2650 civarlarından alıyorduk. Neyse alacağız artık. Alabilirsek inşallah. Şu an tıkladım iki taraftan da. Ne oldu anlamadım. Bir taraf dondu kaldı. Shop tarafı hataya düştü şu an. Oyun penceresi dönüp duruyor. Zaten siz şu an onu görüyorsunuz. Böyle olunca genelde alınmıyor da. Ejderha parası yetersiz diyor. Nasıl? Aa, aldık o zaman. Yetersiz dediğine göre almışızdır. Normalde 4K epim var benim görüyorsunuz. Almışızdır inşallah. Şu an göremiyorum. Kitlendi oyun.
Abi alamadık galiba ya. Şu an Nesne Market çöktü görüyorsunuz. Nesne Market'e baktım. Nesne Market'te de yok ama ejderha parası neden yetersiz dedi. 4K ipim vardı benim. Şu an Nesne Market'ime bakıyorum. Ben mi göremiyorum acaba? Allah Allah. Abi son anda aldım. Nesne Market'e girdim. Alamamışım. Herkes de aynı sorun vardı galiba. Zar zor girdim. 2700 küsür hepten aldım. Gördüğünüz gibi hepimiz de düştü. Şimdi sırada silah fişi var. Silah fişinden de alabilirsem 1-2 tane alacağım. Çok pahalı gelmezse. Astrabelimizi de aldık gördüğünüz gibi aktifleştirdim. Artık bir ay boyunca yanımızda 15 canavar. 1,5 HP gayet güzel. Hemen şurada 25 level olup çıkmam gerekiyor artık. 25 olamıyorum. Oyun devamlı atıyor, kapanıyor. Anlamadım. Bir garip bir olaylar var. Son bir haftadır böyle bir sıkıntı çekiyorum. Hadi bakalım yine geri sayma başladık. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kaç hepten gelecek? İnşallah şöyle uygun bir şeyden gelir de bir iki tane alsam iyi olur. Kötü günlerde bulunmayan zamanlarda kullanırız. Oo çok güzel. Çek hemen bir tane. Hadi hadi hadi. Bir tane daha çekelim. Tıklayamıyorum. Bir tane daha aldım. Alalım. Hadi alalım bir tane daha. Yetişir miyiz? Güzel. Bir tane daha alsam mı ki ya? Bu gerçekten güzel fiyatlardan da satılıyor ama satmayacağım derken bitti. İki tane aldık. Kendimizi kurtardık. 2 ay şu an kafamız rahat. Bu silah fişleri birer aylık oluyor. Yeri geldiği zaman silah fişi satılmıyor, bulunmuyor. Böyle günlerde bunları kullanacağız. Bunların süresi falan yok zaten. Direkt Nesne Market'ten istediğiniz zaman da indirip alabiliyorsunuz. Bu arada düşen eşyalarımıza da şöyle göz attığımızda herhangi bir değerli bir eşya yok. Sadece şöyle artı 7 bir 13 ortalama var. Artı 7 5 becerili var. King kılıcımız 5 beceri. Bu da 5 beceri. Hepsi de 5 beceri gelmiş. Tamamdır artık ben hesabı buraya bırakayım. Umarım oyun atmaz, kasılır doğru düzgün de bir an önce level alırız. Sabah uyanıyorum bir bakıyorum işe giderken hesap yine oyundan atılmış. Şu hesap bir 25 olsun. Buradan gitmek istiyorum şu anlık 25 level'da bırakacağım. 30'a da sonra kaldığımız yerden kasmaya devam ederiz. Yeni bir günden tekrardan merhabalar. Şöyle Ninja ile karşınıza geldim. Ninja ile bir ilk nemere denememizi yapacağız. Hasar konusunda keser miyiz kesmez miyiz bilmiyorum. Birlikte göreceğiz. Hem de bizim Baysal dedi ki bir nemere görevi var. Girip yapalım 50 kaplan parası alalım dedi. Ben de tamam dedim. Öncelikle şöyle bir aa biyoloğu bitirdik güzel. Ben gideyim bunu taşın düşüreyim sonra nemereye girelim. Gidelim hemen ruh taşını düşüreyim geleyim ben. Buraya geldim. Arkadaşlar vardı. Onlardan da rica ettim. İnşallah beni anlıyorlardır. Şu an benim lisanım yok. Onların yazdıklarını anlamıyorum. Birkaç tane slot kesip gideceğim dedim. Şöyle umarım hızlı bir şekilde düşer. Arkadaşları daha da fazla rahatsız etmeden hemen buradan gideriz. Ruh taşımızı düşürdük geldik şöyle teslim ettik gidelim ödülümüzü bir alalım. Saldırı değeri olması gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakalım ya da buz topunda saldırı değeri alıyorduk galiba. Beko'ya geldik bakalım ödülümüz neymiş. Defansın kalıcı olarak 60 puan arttı. Gayet güzel. Bundan sonraki buz topu görevini bitirdiğimiz takdirde 50 STR'de oradan alacağız. Bir tane de sarı abonos sandık vermiş. Açıyoruz. Karma muskası verdi. Dursun şöyle kıyıda köşede. Hadi bakalım nemeremize giriş yaptık. Umarım güzel bir nemere yaparız. Evet Baysalcım başlat. Bakalım Ninja'nın ilk nemeresini bir deneyelim. Kesebileceğiz mi? Hasarımız ne olacak görelim. Bu arada canavarlı zırhım yok. Gördüğünüz gibi yılan zırhı almıştım. Onu giyemiyorum şu anlık. Hasarım kaç K şu an? Şimdi yağımız açık 16-17K civarında kritikte slotlara bir hasar vuruyoruz. Bu katlar zaten biliyorsunuz çoğunuz. O yüzden göstermek istemiyorum. Sadece ara sıra katlarda yine son durumlardan bahsederim. Yavaş yavaş katlara devam ediyoruz. Bu arada şöyle iki tane prens 3 varmış. Keşke yanıma biraz alsaydım. Burada yapardık. Kor Alev Lord'u çıktı. Bak bunu Razdor'da istesem gelmez. Bunu iptal edelim. Ama Baysal'da varmış. Bakalım kaç tane var. Onda da pek yokmuş. Tekrar tıkladık. Ayaz yetisi Ayaz böceğe. Tamam okeydir. Buraya ait bir slot. Ben burayı bir halledeyim geliyorum. Görevi tamamlamışız. Bir bakalım ne verecek. Hop tıkladık. Kor verdi ama işlenmemiş verdi. Ah be. Tüh. Kötü oldu. Tekrar tıklayalım bakalım. Belki düzgün bir şey getirebiliriz. Güçlü okağa geldi. Maalesef vazgeç diyoruz. Evet diyoruz. Tekrar tıkladım. Son kurşun. Yine maalesef aynısı geldi diyebilirim. Metin katına geldik. Burada Baysal Şaman ile Metin'i kesecek. Ben de onu koruyorum şu an. İnşallah korurum. Eşyalar yok. Ben kendi eşyalarımı ona verdim. Biliyorsunuz Metin katında Şaman sadece Metin kesebiliyor. Başka bir karakter hasar veremiyor. O yüzden nemer yapmak istiyorsanız kesinlikle bir tane Şaman şart. Kutsamacı Şaman. Yine aynı şekilde bir tane de Ninja gerekli. Ninja'nın ve Şaman'ın ayrı ayrı katları bulunmakta. Şöyle kesiyoruz bakalım bitince tekrar kayda geçerim. Nemere de görüşürüz. Evet Ninja ile görüyorsunuz şu an sütuna 30K atıyorum. İnşallah Nemere'ye de güzel bir hasar vururuz. Nemere'ye geldik zaten. Bunu kestikten sonra Nemere ile yüz yüze kalacağız. Bakalım kaç hasar vuracağız. Daha zırhımız da yok bu arada. Canavarlı bir zırh daha eklenince daha da güzel şeyler olacak. Aynı şekilde buraya 12 çeviklik bir eldiven, 12 çeviklik bir kalkan gelince hasarımıza hasar katacağız. Gördüğünüz gibi Nemere'ye de girdik. Hemen şöyle Nemere'yi bir kapıp geleyim ben. Evet Nemere ile baş başa kaldık. Bakalım hasarımız kaç? Şu an 10K kritikle güzel bir hasar vuruyoruz. Buzun gücü etkisi vardı galiba. Yo, buzun gücü etkisi yokmuş. Ona rağmen
Kritikle 11K'ya yakın bir hasar vuruyoruz. Buraya canavarlı bir zırh gelecek. 12 çeviklik bir kalkan olacak. 12 çeviklikli bir eldiven olacak. Buraya başka ekstradan bir şeyler yapmaya çalışacağız. Buraya güzel bir buz güçlü buz tılsımı ekleyeceğiz. Daha çok eklenmesi gereken şey var hesaba. Daha kostümleri bile gördüğünüz gibi kasılmalık. Öyle çok STR'li falan da değil. Delicili falan da değil. Bilmiyorum kaç dakikada erittik. Güzel hızlı bir şekilde erittik. Şşt, sakin olun Emre. Kritik delici basalım. Şöyle bir tane de yaşam bastık. Her türlü patlattık Nemere'yi şu an. Evet, gayet de güzel hızlı bir şekilde erittik. İlk nemeremiz hayırlı olsun. Nemere sandıklarını normalde Baysal'a bırakmıştım senin olsun diye. O da dedi ki aç abi dedi. Ben de dedim çıkanlar senindir ne çıkarsa artık. Hadi bakalım umarım şuradan bir titan dioksit alırız. Açtık. Ne geldi? Galiba yang çıktı her neyse. BK çıktı. Işınlama yüzüğü lazımdı Ninja'ya. Kötü değil. Maalesef şu an güzel şeyler alamıyoruz. Aslan kılıcı. Bir titan dioksit falan çıksan şöyle güzel olur. Titan dioksit sandım bu arada bunu. Hadi bakalım devam ediyoruz. Zaman kağıdı, kristal kolye, geçit bileti, apolet, tecrübe yüzüğü, zehir kılıcı, apolet, ışık. Şu an kötü, baya kötü hem de. Elde tutulur hiçbir şey yok şu an. Hadi. Çok çok kötü, baya kötü. Hiç bomboş bir bilet çıktı. Aysal dedi ki burayı da aç, buradan bir şeyler çıkacak dedi. İnşallah çıkar. Aç dedi bakalım. Alalım şöyle deneyelim. İnşallah çıkar. Hadi bakalım. Altın kanca, altın kenet, ışık, zincir halka, bronz kenet, ışık. Tunç plaka, ışık. Ne çok ışık geliyor ama. Eflatun kumaş, altın kanca. O kadar sandık açtık. Çıkması lazım. Sandüksler de sanki bir son zamanlarda çıktı sandım bir an. Sıkıntı var gibi gözüküyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Çok kötü. Son iki sandık. Zen, altın, işleme, muharebe, mitril. Başka yok değil mi? Şöyle bakıyorum. Maalesef. Daha da kötü bu. Nemeremizi yaptıktan sonra bir iki arkadaşımıza kahraman deneyeceğiz. Bir arkadaşımızın şöyle bir gördüğünüz gibi Zodyak hançeri var. Artı 9 güzel bir hançer. Hemen silah kahramanlığı deneyelim. Sonra bir arkadaşa da set atacağız. Haydi bakalım ilk denememizi yaptık. Başarısız. Silah çok başarısız olmasa memnun olurum. Başarısız. Güzel. 3. Üçüncü de geçirdik. Arkadaşlar hayırlı olsun. Bu arada kendisine de selamlar izliyorsa. Diğer arkadaşımızın eşyalarına geçtik. Set atacağız. Haydi bakalım yine aynı şekilde silahtan başlayalım. Direkt Zodyak yaydan tık. Başarısız. İkinci denemeyi yapıyorum. Şöyle at üstünde space atarak. Yine başarısız. Üçüncüyü ansızın. Güzel. Zırha geçtik. Hadi bakalım. Üzerimde umarım gayam yeter. Zırhı da şöyle tık. Oyun mu gitti? Saat yine çift sıfır çift sıfır oldu. Umarım geçmişsindir. Hadi bakalım herkese sürpriz olsun. Geçti mi geçmedi mi? Oyun gelecek şimdi bir anda. Geçti. Güzel. Lag'a girmesi oyunun ilk defa işimize yaradı. Hemen kaskı da deniyoruz. Aynı şekilde başarısız. Tekrar yine başarısız. Hızlıca arkasından. O bu sefer olmadı. Hadi bakalım kask geç artık. Güzel. Arkadaşın eşyalarını da hallettik. Aradan çıkarttık. Kendisine teslim edelim. Tamamdır. Arkadaşımızla teyitleştik. Kendisine teslim ediyorum. Güle güle kullansın. Ayrıca güvencinden dolayı da teşekkür ederim. Arkadaşlar Cumhuriyet sunucusundan buraya geçiş yapmışlar. Kendilerine buradan hoş geldin diyerek devam edelim. Şamanımızı tekrar element dünyasına getirdik. Bu arada size şöyle petimi göstereyim. 104 seviye oldu. 105'e de kasıyorum. Şöyle büyü hızı %18'de. Berserkerimiz %16 oldu. Canavarımız şu an 11. Bu arada bu pet zamanla efsunlanacak. Ama şu an efsun atmayı planlamıyorum. Yaşı da şu an 464 gün. Yaş olarak da güzel. Böyle 600-700 günlere çıkarsa o zaman efsunlarız. Her neyse artık videomuzu burada sonlandıralım. Buraya kadar gelip izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Allah'a emanet.